Beyler benler selamlar. Bugünkü konumuz tek bir proje üstüne olmayacak. Bir sürü proje, evet, eski videolarla, eski oyunlarla ilgili olacak. Sürekli hani Discord'a gelip soruyorsunuz ya da yorumlarda, abi hangi oyunu oynayayım, hangi oyunu oynamalıyım diye. Ben size yine öneride bulunmayacağım. Fakat bu videoda şu anda güncel olarak hangi oyunları oynamaya devam ettiğimi gösteriyor olacağım. Daha sonrasında araştırmayı yapıp girip girmemek size kalmış. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz özellikle Luna'dan sonra arkadaşlar Play to Earn sektöründe çok kötü etkilediği için kazançlarımız çok daha az. Neyse hadi şimdi geçelim teker teker projelerimizi inceleme. Listenin en başına arkadaşlar neyi koyacağım? Tabii ki de Million on Mars'ı koyacağım. Bu oyunu çektiğimde aylar geçti üstünden ama hala düzenli bir şekilde oynuyorum. Tabii şu anda yapmadığım bir sürü şey var ve oyuna sürekli güncellemeler geliyor, yeni eşyalar ekleniyor, arayüzü değişiyor, görevler değişiyor. Ya oyuna her gün update mi gelir? Ben başka hiçbir oyunda görmedim. Bazen can sıkıcı bir hale de gelebiliyor. Token'ın değerine bakacak olursak da arkadaşlar token'ın tam tersi şekilde yükselişte olduğunu görebilirsiniz. Aslında yükseliş değil, Vax'ın değer kaybetmesinden dolayı dengelenme diyebiliriz buna. Neyse, işin özü arkadaşlar, eğer bir oyuna başlamayı düşünüyorsanız Million on Mars'ı değerlendirebilirsiniz. Play to Earn sektöründe şu anda en stabil giden oyunlardan bir tanesi bu. Tabii ki de kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın. Ve diğer projeleri de geçmeden önce, hangi oyunları oynadığımı göstermeden önce de arkadaşlar, eğer tekrardan yeni güncellenmiş halleriyle bir video istiyorsanız da lütfen aşağıya yorum yapın. Yorumların fazlalığına göre de tekrardan güncelleme videolarını çekerim. Örneğin Million on Mars'ta şu anda kesinlikle eskiden paylaştığım videoya bakmayın. Aslında temel bilgiyi almak için bakabilirsiniz ama onun üstünden çok şey değişti. Çok farklı şeyler var. Bu değişikliklerle de ilgili de görmek istiyorsanız videolar arkadaşlar, dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Birinci oyunumuz buydu. İkinci oyunu zaten hepiniz biliyorsunuz, Sunflower arkadaşlar. İyi de kötü de olsa bir şekilde dengede kalıyor. Dengede kalıyor dedim, aslında aşağı doğru düşüşte bir denge. Yavaş yavaş oyun sonuna doğru geliyor. Fakat gelene kadar da belki bir çipte getirirler vesaire diye ileriye bir yatırım yapabilirsiniz. Sonuçta bir maliyeti yok gibi bir şey. Ama yine de yapmak istemezseniz de arkadaşlar, hala düzenli bir şekilde bakarsanız küçük de olsa bir getirisi var arkadaşlar. Sunflower'ı çok üstünde durmuyorum, zaten hepiniz biliyorsunuz diye. Diğer oyun, hiçbirinizin beklemediği bir oyun, hangisi bu arkadaşlar? Crypture World. Crypture World inanılmaz bir şekilde kazandırdı. Şu anda da kazandırıyor ama kazançları inanılmaz değil. Kazançları düşük de olsa arkadaşlar, hemen şurada kendi cüzdanımdan göstereyim. Günlük ben birer ikişer dolarlık, 3 dolarlık, 4 dolarlık net satış yapıyorum ve çok fazla ahım bir emek istemiyor. Zaten çoğunuz saatte bir tıklamıyordur, bilgisayara otomatik tıklatıyordur diye düşünüyorum. Bu da öyle bir oyunlarda ki bu oyunun güzel yanında güncelleme sürekli olarak devam ediyor. Direkt Vax'da kazanabiliyorsunuz, sadece buradaki NFT satışlarından değil. Biriktirdiğiniz altını dönüştürüp direkt 2, 8 ya da 20 Vax olarak şansınıza bağlı olarak arkadaşlar direkt Vax kazanıyorsunuz. Mükemmel kazandırmayan ama küçük küçük biriktirince gayet hoş rakamlara çıkan güzel bir oyun bu. Ve güzel bir güncellemesi de geliyor. Bununla ilgili de zaten yarın bir video paylaşmayı planlıyorum arkadaşlar. Yeni güncellemede ne olacak? Oyun tekrar canlanacak mı? Ne kadar canlanacak? Ne bitecek diye. Neyse bu zaten kesin yarın gelecek videolardan bir tanesi arkadaşlar. Diğer konuya geçmeden önce de ayın 30'undaki satışlarımı görüyorsunuz zaten. Daha 30'u devam ediyor. Yani şu değerlerin çok düşük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Toplu bir şekilde olduğu zaman yine güzel miktarlara ulaşıyorsunuz günlük olarak. Peki, diğer oyuna geçelim. Ne? Hepiniz biliyorsunuz, bunun üstünde çok durduk zaten son zamanlarda. Hepiniz bir şekilde iyi kötü kazanç sağladığınızı düşünüyorum. Nifty League. Ama Nifty League ne durumda? Aşağıya doğru iniyor. Ben paylaştığımda 0.6 civarındaydı yaklaşık olarak. Öyle miydi? Neyse, öyle diyelim. Neredeyse yarı yarıya düştü arkadaşlar. Ama hala emek gösterirseniz kazanç sağlayabilirsiniz. Unutmayın, burada emek çok önemli çünkü Nifty League öyle tıklayayım yapayım vesaire değil. Direkt sizin performansınıza göre aslında bir şekilde kazanıyorsunuz. Çünkü karşınıza zor kişiler gelebiliyor. Bu sefer kazancınız düşüyor. Daha fazla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Neyse, Nifty League'i biliyorsunuz zaten. Çok fazla vakit harcamıyorum buraya. Geçiyorum diğer projeye, Avagachi. Avagachi'de birçoğunuz oynadı. Birçoğunuz çok mutlu oldu bu oyunda. Oynadı, güncellemeler geldi. Bir sürü güncelleme geldi yine. Harita büyüdü. Oyuncu sayısı arttı. Bazı değişiklikler oldu.
Ama hala kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Bazen arkadaşlar saatlik 3 ile 5 dolar arasında kazandırırken bazen de saatlik 1 dolar kazandırıyor. Yine emeğinize bağlı olan oyunlardan bir tanesi şu anda Avagacha arkadaşlar. Yani eskisi gibi olduğum yerde durayım, etraftakileri toplayayımdan öte harita çok büyüdüğü için daha fazla etrafta dolanmanız gerekiyor. Daha öncesinde dediğim gibi eğer bununla ilgili bir güncelleme, güncel kazanç ne kadar çıkartıyorum vesaire derseniz sizler için otururum yine tekrardan bir gün kasarım, ortalama bir değerini alıp onunla tek yeni bir videoda hazırlayabilirim arkadaşlar. Ama dediğim gibi yoruma yazmayı unutmayın. Diğer oyunumuz ne? Arkadaşlar diğer oyunumuz baba oyunlardan bir tanesi hala kazandırıyor. Ama bu oyun öyle basit bir oyun değil. Alienverse. Alienverse'ı zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Evet, bu oyunda hala oynatmaya devam ediyorum. Oynamıyorum, bilgisayarıma oynatıyorum. Ve bunu yapabilmeniz için de hem bilgi hem de yüklü bir miktar wax ihtiyacınız var. Neden wax ihtiyacınız var? Çünkü wax ağında CPU'ya ihtiyaç duyuyorsunuz. Her yaptığınız kazımda sizden bir CPU istiyor. Ve şurada da gördüğünüz üzere benim yaklaşık 15.000 wax'ım stake. Sizin bu kadar yapmanıza gerek var mı? Hayır, ben çok da hesap yaptığım için neyse o konularda çok fazla girmiyorum. Bu kısmı da kapatıyorum arkadaşlar. Alienverse'de araştırırsanız, bulursanız ve biraz da yatırım yaparsanız size pasif gelir sağlayacak güzel oyunlardan bir tanesidir ama bu bilgiyi kendiniz bulmanız gerekiyor. Geçelim diğer oyunlara, zorunlu olarak oynadığım oyunlara arkadaşlar. Birincisi Zos. O zombili multiplayer olacak vesaire falan derken arkadaşlar beklediğimiz şey gelmedi. Belki bir token çıkartırsa o zaman şey yapar ama yine küçük küçük ROI'mizi çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkartabilecek miyiz bilmiyorum. Dilerseniz deneyebilirsiniz. Çok emin değilim. Bu sadece bu göstermemin sebebi arkadaşlar. Hala oynamaya devam ettiğim oyunlardan bir tanesi. Evet, günde bir kere Subliner'a gönderiyorum ve oradan bana NFT geliyor. Gelen NFT'yi satıyorum, satmaya çalışıyorum. Bazen satılmıyor, fiyat kırmak zorunda kalıyorum. Neyse, en nihayetinde bu hala oynadığım oyunlardan ve ROI'yi çıkartmaya çalıştığım oyunlardan bir tanesi. Star Atlas arkadaşlar, Star Atlas'ı da yine hepiniz biliyorsunuzdur. Bunu da oynuyorum. Aslında bu oyunluk da bir şey değil, stake'e yatırıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ama kazanamıyorsunuz zaten, Atlas fiyat değerinden de şuradan da kendiniz görebilirsiniz kazanamadığınızı. O yüzden bence Star Atlas, inşallah ileride böyle dedikleri gibi hayvan gibi bir oyun çıkartırlar da o zaman kazanç, güzel kazanç sağlarız diyeceğim. Neyse, benim diğer çok hoşuma gitmeyen, oynamak zorunda gibi hissettiğim bir oyun daha var arkadaşlar, Big Time. Evet, Big Time'da bazı karakterlerde sıkıntı var, bazı yerlerde sıkıntı var, bazen lag oluyor vesaire derken eğer güzel bir ekibiniz varsa, birlikte oynarsanız güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Yine burada da NFT'leri satabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta direkt şuradan Marketplace'e geçebilir miyiz? Marketplace'te örneğin şu anda ben rastgele bir şeyi seçtim. Burada Select Low Price'a göre ayarlanmış durumda. Örneğin en düşük 42 dolar satılıyor. Siz de burada NFT'leri düşüp satabilirsiniz. İleride Free to Play olarak çıkacak. Şu anda önceden PES alanlar oyuna girdiği için ve ben de PES olduğu için arada giriyorum arkadaşlar. Kasabildiğimi kasmaya çalışıyorum ben de. Evet, şu ana kadar inşallah başka oyunu unutmamışım. Ha, unuttum. Bir tane daha oyunu günlük olarak oynamaya çalışıyorum. Fakat kazancın ne olacak emin değilim. Hangi oyun tam aklıma gelmişken söyleyeyim. Golden Bros arkadaşlar. Golden Bros hem iyi hem kötü. Neden iyi ve kötü? İyi yanı şu, evet normal birazcık daha oyun oynuyormuş hissi var. Kötü yanı şu, bazı karakterler çok güçlü ve sizde o karakter yoksa para kazanamıyorsunuz. Boşu boşu oynuyorsunuz. Sizin karakterinizle oyun kazanmanız lazım ki token kazanacaksınız ve token çekimi açık değil hala. 2 ay sonrası gibi bir komik bir tarih veriyorlar. İnşallah öyle olmaz. Birazcık da futlamış gibi oldum Golden Bros'a ama bakalım. Şu anda ben elimden geldiğince token biriktirmeye çalışıyorum. İlk anda hemen bir şeyler kazanırsam kazanacağım. Daha sonrasında Golden Bros ne olur tutar mı? Pek sanmıyorum açıkçası ama inşallah tutar diyelim. Kazancımız, hepimizin kazancı daha yüksek olur. Tüm oynadığım oyunlar buydu ama şimdi bir de bonus var. Ne bonusu mu arkadaşlar? Bir yandan da Play to Earn sektörünün gibi bir durumda olduğunun farkındasınız. Girdiğimiz projelerde alsat yapsak bile bazen oluyor olmuyor, ROI'yi çıkartacak mıyız, çıkartabilecek miyiz? Birazcık uğraştırıcı bir dönemde şu anda. O yüzden bir yandan da NFT'lerle de alsatlarıyla da ilgilenmeye başladık. Fakat bunlarla ilgili hala videolu bir paylaşım yapmıyorum. Evet, Discord'da sizlere çekilişler düzenleniyordu. Fakat bunlarla artık bunlarla ilgili daha fazla bir çalışma yapmaya başladık ve neredeydi Discord'umuz? Evet, yaptığımız çalışmalarda da White Disco olmaya çalışıyoruz. Bazen topluluk olduğumuz için bize veriyor ve dağıtabiliyoruz. Bazen de çok fazla iplenmiyoruz arkadaşlar. Evet, doğru ya doğru. Fakat
yine de bir çalışma yapmaya çalışıyoruz ve bu yaptığımız araştırmalardan, çekilişlerden vesairelerden YouTube üzerinden de haberdar olmak istiyor musunuz? Evet, genel sorumuz bu. Eğer olmak istiyorsanız lütfen bunu da altta yorumlarda belirtin arkadaşlar. Çünkü takip ettiğimiz şu anda daha yeni başladık bir de hani listelemeye bu şekilde düzenli çalışmaya. Bir sürü şimdiden projeyi buraya ekledik. Bu projelerden de haberdar olmak, videolarını görmek istiyorsanız da mutlaka aşağıya yazın. Tamamen sizin dediklerinize göre ilerleyeceğiz. Neyse bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.